Bu gelmiş tırnağıyla burayı çevirmiş. Evet, teşekkür ederim. Ondan sonra nereden gelmiş biliyorsun? Oradan atmış. Buradan gelse bak. Bak orada bir kamera var. Evet. Bak burada bir kamera var. Evet. İçeride var. Bak şu köşede bir tane var. Yani burada kuş uçsa bu kameralar onu çok rahat böyle yakalar. Bu ne yapmış? Buradan atlamış ve burada da kendine eğmiş profesyonelce o kameraya yakalanması. Buraya gelmiş. Burada bunu gelmiş bu şekilde açmış. Daha önce gündüz keşif yapmış mı? Burayı açan canlar gelmiş bu kabloyu koparmış. Bu kabloyu koparmış. Yine de o kadar profesyoneldir ki gelmiş ne yapmış? Burada eline bir sopa almış. Gelmiş buradakini daha iyi. Bak oradan gelse kamerayı yakalanır. Buradakini de havaya kaldırmış. Kamerayı mı? Heh. Ondan sonra gelmiş oturmuş. Bunu açmış. Buradan da bizim kaşemizi almış. Ondan sonra 2-3 tane kooperatif üst kuruluna verilmek üzere formlar almış. Bunların hepsi kopyası var. Zaten tüm hesaplarımızı biz bilgisayarlara, hard disklere değiştik. Yani bura hepsi gitse de bizim hiçbir şeyimize hepsinin kopyası var. Hepsinin yedeklemeleri vardır. Ondan sonra da uğraşmış. Burada kasada şey yapamamış. Ama bu hırsızlık için gelmemiş. Bu bir mesaj veriyor. Bize mesajı aldık ve diyoruz ki biz anladık ki yolumuz daha doğru bir yoldur ve yolumuza canla başla daha da devam edeceğiz. 9-10 gün önce benim sabah indim baktım benim silgimin eline bir not koymuşlardı. Ve aldım notu böyle yazıcıda yazılmış, el yazısı da diyeyim. İşte siz kendinize çok güveniyorsunuz, siz burada suyun akışını değiştirmeye çalışıyorsunuz. İnsanlar burada çok bedeller vermiş, bazı su kanalları kurmuşlar. Siz bunları değiştirmek için sizin de bedel vermeniz gerekiyor. Bu da sizi aşıyor gibisinden. Ben de baktım değmez böyle şeyler. Hani kalkıp da gidip savcılığa falan versem sanki çekinirim biliyorsun. Yani. Ben de altına kalemle bir not yazdım. Dedim elinizden geleni yapın. Bildiğim doğru yoldan ayrılmam. Yanlış yapanı da kesinlikle hiçbir şekilde. Bu bir uyarıdır. Yani adam istese buraya bir zarar verir çıkar. Yani diyor ki ben orada da yazmış zaten diyor. Biz istesek diyor nefes gibi sana yakınız. Yakınsan buyur gel kardeşim, biz ne saklanıyoruz, ne bir yere gidiyoruz, ne yanımıza koruma da alıyoruz. Ve daha önce gezdiğimiz yerlerden daha farklı yerlere de gideceğiz. Gidiyorlar bir sahte fesmes açıyorlar, böyle anlık şeyleri gönderiyor. Biz doğru bildiğimiz, burada insanlara yapılan ne bir yanlış varsa, sivil toplum olarak söylemesi gereken bir sözümüz varsa, kimseden çekinmeden, korkmadan söyleyeceğiz. Eğer bunu yapmasak, bizi sivil toplum yetkilisi yapan, bize inanan, yetkiyi veren insanlara ihanet etmiş oluruz. Ve kimsenin direktifiyle de biz burada görevimizi yapacak değiliz. Kimseden de çekinmeyeceğiz. Bedelden ne olursa olsun. Biz burada insanlara demiyoruz güzel bir şey yapıyoruz. Belki bir çakıl taşı kadar faydalı olmaya çalışıyoruz. Memleketimizdir, insanlarımızdır. Ama bu birilerini ciddi rahatsız etmiş. Biz kimseye de üyelerimizin malını bugün değil, dört beş yıl önce de İhale sürecinden, arazi alımından, her şeyden kimseye biz üyelerimizin bir kuşmanını peşkeş çekmedik. Bundan sonra da çekmeyeceğiz ve üyelerimizin düzenini bozmak için teşebbüste bulunan insanlara karşı da gereken bütün girişimlerimizi yapacağız ve orada duracağız, bedeli de ne olursa olsun. Ve bu tür küçük şeylerden de, böyle gözdağlardan da biz bu şeyleri açtık. Hani bir söz, eğer biz de böyle becek insanlardan, tehditkar insanlardan, sanal alemlerde sahte isimlerle şantaj yapan insanlardan çekinseydik, biz bu işlere girişmezdik. Biz yolumuza devam edeceğiz, onlar da ellerinden geleni ardına koymasınlar. Yani bir kere biz burada örnek bir proje yaptık. Bu projeyi yaparken bu memlekette olmayan bir topluluk ortaya geldi. Bir dayanışma oldu. Birileri bu dayanışmada ve insanlarımızın burada hem manevi olarak
elde ettiği başarı hem de maddi olarak burada biliyorsunuz Avrupa Ortadoğu'nun en büyük projesi yapıldı burada. Esnaflarımız burada bir huzura bir rahata kavuştu. Örnek bir proje. Bu birileri yalan dolan üzerine bu memlekette bu buralarda saltanat sürüyordu. İnsanları kandırıyordu. İnsanlar biraz işte bu projeye sahip çıkıyor. Bu zahirecilerin birlikteliğini övüyor. Sivil toplumun bu dayanışmasını övüyor. Bu da birilerini rahatsız ediyormuş. Ya suyun akışını bu şekilde değiştirmişiz. Yoksa bizim ne kimin suyunda, isterse biri suyu dama çıkarsın, isterse biri suyu kanaldan geçirsin. Herkesin suyunu vatandaş görüyor, vatandaş onu takdir ediyor. Varsa yanlışımız eleştiriye de hazırız ama böyle tehditlere, böyle küçük oyunlara biz pabuç bırakacak değiliz. Ve onlarda da çekinmediğimizi ispatlamak üzere de kimseye müracaatta da bulunmayacağız. Sadece bugün biz bunu jandarmaya haber ettik. Burada hani belki resmi belgelerimiz gitmiştir diye tutanak altına almak için. Yani bu teşebbüs böyle profesyonel birini buraya gönderip bu kablolarımızı koparmak, bu şekilde böyle bizim mahremiyetimize girmek, gözdağı vermektir ama gözümüz korkmuyor. Aksi halde daha kara gözlü bir şekilde biz bu kötülerin üzerine gideceğiz. Ve onların yanlışlarını dile getireceğiz ve onlardan da çekinmeyeceğiz. Ellerinden ne geliyorsa da yapsınlar, artlarına koymasınlar. Bu bir tehdit değildir. Onlardan korkmadığımızı gösteriyoruz. Biz çünkü kimsenin, hani derler ya, tavuğuna kış demedik. Elimizden gelse herkesin tavuğuna biraz yem atacağız. Yani bizim böyle bir yapımız var. Sen kalkıp gel böyle gözdağı ver, bak ben işte, yani istese elbette ki buraya büyük maddi zararlar verebilir. Yani bizi biraz uğraştırabilir burada. 50-60 tane dosya var. 2 tane kurumun 7 yıllık faaliyetleri, dokümanları falan var. Bunların birine aldığı bir kaşedir, bir 2-3 tane de avraktır. Zaten oradaki o camın önüne, benim aracım camın önüne koydukları o tehdit notuyla buradaki birbirine tamam diyor. Biz sen bir nefes kadar yakınız, istediğimiz an senin nefes aldığın yere de çok rahat sana ulaşabiliriz. Onun için adımlarına dikkat et. Biz adımlarımıza her zaman dikkat ediyoruz. Daha önceki adımlarımız, yürüyüşümüz neyse yine aynı olacak ve bizim tek derdimiz burada halkımıza yapmamaktır. Bizim toplumumuza karşı utanacak bir şey yapmamaktır. Onun etesi Allah'ın takdiri neyse o olur.